Buyurun. Ben Nursen Avzar, Hacettepe Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyim. Ben de şununla ilgili soracaktım. Biz mesela 1. sınıfta belli dersler, dilleri görüyoruz derslerde araç olarak. Ama mesela bunun Hangi dışında dilleri görüyorsunuz bu arada? Onu da bir... Python'la başladık. Tamam. Şimdi C'de biraz pointer'ları göreceğiz. İkinci dönemde Java var. Yani bizim Birinci müfredatımızda. senede 3 dil görmüş oluyorsunuz yani. Aynen. Çok güzel. Ama mesela bunun dışında ilgi duyduğumuz, yani kendi adıma Üç konuşayım, dil ilgi yetmiyor duydu. mu? Yani daha ilginç, yani yetip yetmeme değil de kendi ilgimi çeken bir dil var, Go. Go Tamam. programlama dili. Sizce yazın mesela ya da boş vakitlerimde tamamen Go'ya mı yönelmeliyim, yoksa okul derslerine öncelik verip okul ödevleri, mesela seneye de C++ gibi hani daha farklı diller göreceğiz, yoksa yazın vaktimi ona mı harcamalıyım? Bir de Go ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Şimdi şöyle, üniversite dersleriniz önemli. Bakın en önemli şey üniversitedeki dersler, çünkü burada bir kurgu var. Buna oturuyor insanlar, kafa yoruyorlar ve diyorlar ki sizin işte şu dilden sonra şuna geçmeniz veya şu dersi anlayabilmeniz için şu dili öğrenmeniz gerekir gibi bir planlamanın içindesiniz. Öğrenci olarak size bu işin uzmanları, hocalarınız oturmuşlar, bir plan yapmışlar, bir müfredat hazırlamışlar. O müfredatta bir yerlerde problem varsa, örneğin programlamaya giriş dersinde probleminiz varsa, data structures'da, veri yapılarında sıkıntı yaşayacaksınız demektir. Tamam? Çünkü onu kullanacaksınız orada. Veri yapılarında problem varsa bir sonraki dersinde problem olacak demektir. Şimdi dolayısıyla sizin o kurgunun içinde gereken adımları doğru atmanız gerekiyor. Yani mesela programlama dersinde 80 ile geçtiniz. Ne demek? 20 puanlık bir problem var orada demek. Onu kapatmazsanız o problem büyüyerek gidebilir ileride. O yüzden o kurguyu tamamladıktan sonra illaki ilgileneceğiniz, merak ettiğiniz şeyler olabilir. Onlara girersiniz. Yani Go öğrenmek istiyorum yazın. Önce bir bakalım bu dönem öğrendiğiniz dersler tamam mı? Tamam. O zaman istediğiniz şeyle uğraşın. Orada bir sorun yok ve o size katkı da sağlar. Diğer ders dilleri pekiştirmeyi sağlar, farklı bakış açıları sağlar, tecrübe sağlar, bir sürü şey sağlar. Kesinlikle tavsiye edilen bir şeydir. Ama şöyle bir şey olabiliyor bazen, yani onu sizi de tanımadan söylüyorum da genel bir kaygı olarak. Mesela bir ders var, o dersi hiç ilgilenmiyor arkadaş. Gidiyor tamamen apayrı bir konuda. O konudaki sıkıntısı da ortada olduğu halde başka konuda yatırım yapıyor, tecrübe edinmeye çalışıyor. Şimdi o derse de yansıyor. Sonra kötü bir not ortalaması, dönemin uzaması gibi başka şeyler oluyor. Bunu engellemek için önceliği derse vermek gerekiyor. Ama siz belli bir seviyeye getirdiniz derslerinizi. Ondan sonra istediğiniz hobiyle, onu bir hobi olarak da düşünebilirsiniz. İstediğiniz kariyer planıyla, ona bir kariyer planı olarak da bakabilirsiniz. İlgilenebilirsiniz. Orada bir sıkıntı ben görmüyorum. Hatta ilgilenmenizi de gerekli görüyorum. Çünkü üniversitedeki eğitim hiçbir zaman yeterli değildir. Üstüne hep bir şeyler koymak gerekir. O yüzden doğru da bir adım olabilir o dille ilgilenmek. Ama vaktinizi doğru planlayıp o eksikleri tamamladıktan sonra. Benim kişisel Teşekkür görüşüm böyle yani, en azından. ederim. Go ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Dilin geleceği ya da kullanım alanı? Ya ben bu gelecekle ilgili sorulardan hep endişe duyuyorum. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum desem olur mu? Kızar mısınız? Estağfurullah. Yani bilmiyorum. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Şimdi ortada olan şeyler var. Mesela Google, değil mi, destekliyor. Google Java'yı da destekliyor. Ama Java konusunda Oracle'la kavgalılar, mahkemelikler. Kendileri yeni bir dil çıkartırlar mı? Arkasında dururlar mı? O dil ne kadar yürür gider? Google tek başına bunun arkasında durursa, işte mesela Microsoft.net'in arkasında tek başına duruyor, bir yere getirebiliyor. Google durursa getirebilir mi? Getirmiş bir örnek var ama organizasyon yapıları farklı. Bir sürü denklem var yani, onu tahmin etmek ve bütün denklemleri doğru koysanız bile yanlış tahmin yapabilirsiniz, onu da söyleyeyim yani. Ama geleceği olan bir dil olacağı belli, anlaşılıyor. Yani şöyle, geleceği olan şu anki pazar payından daha fazlaya gideceği kesin. Ama gittiği zaman da tabii insanlar da akıllı insanlar. Hemen bir gecede Golang uzmanı olabilecek insanlar da var bu dünyada. O yüzden yani ilk girmenin bir avantajı olacaktır mutlaka, ama şunu da bilin. İlk ben girdim, başka bu alana giren herkesten daha iyi bir yere geleceğim gibi bir şey de olmasın. Ama tavsiye edilir tabii. Ne kadar fazla değil, farklı değil öğrenirseniz o kadar iyidir yani. O kesin bir şey. Teşekkürler.